Hoş geldiniz. Yine sorun mu var? Yaklaştırsam? Yaklaşabilirsen patlamasına dikkat edeceksin. Tamam. Bu mikrofonda hep sorun olur. Mazur göreceksiniz. Şimdi en çok etkileyen sahneden başlamak istiyorum. İzmir adaylarımız sahneye alındığında, size takdim edildiğinde Melek Hanım. Buca adayımız. Buyurun lütfen. Ama çok doluyum ben ya. Buyurun. Belediyeyle mahkemeliyim. Bak bu kadar net söylüyorum. Belediye başkanı olursanız mahkeme herhalde lehinize sonuçlanır. Buyurun. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Melek Hanım sahneye çıktığımda kendisiyle el sıkışırken ben birçok adayımızla burada tanışmış oldum. Bizde şöyle bir şey yok. Alalım rantımıza ortak edeceğimiz insanları aday yapalım diye bir şey yok. Halk gelsin, kendi belediyesini kendi yönetsin istediğimiz için. Önemli olan adayı benim tanımam değil, halkın tanıması diyerek kendilerine gücümüz nispetinde imkan sağladık. Melek Hanım'la da el sıkışırken kendisi dedi ki, ben ülkeyi terk edecektim, siz bana umut oldunuz. Ülkemde savaşmaya karar verdim dedi. İşte kıymetli dinleyiciler, benim için en büyük onur, en büyük gurur budur. Bunun aynısını Antalya'da yaşadım. Antalya'da da bir arkadaşımız bana geldi. Eşi de Filistinli bir hanımefendiymiş. Ve dolayısıyla yurt dışını da biliyorsunuz, Filistin'in insanının pasaportu Filistin pasaportu değil. Kendi pasaportları bile yok. Hani çok gündem oluyor ya, Filistin şunu yaptı, Filistin bunu yaptı diye. Filistin diye bir şey yok aslında ortada. Biz zannediyoruz ki var. İşte Filistin devleti şöyle söyledi. Filistin devleti mi var? Devletinin sözcüsü mü var? Devletinin bir şeysi mi var? Türkiye'deki sahtekarlığı buradan da okuyun. Ortada bir devlet bile yok. Kalkıp o devlete güya bir şey yaptıklarını söylüyorlar, yardım ettiklerini söylüyorlar. Bu da bir yalan. Onların yardım dedikleri şeyler de biraz altını eşeleseniz belki de İsrail'e yardım. O kadar ki oraların maşalarıdır. Velhasıl beyefendi geldi dedi ki, benim dedi yurt dışında işim gücüm var. Şimdi isim vermeyeyim, oradaki sanayi odalarında, ticaret odalarında yetkin bir kimse. İsim veririz şimdi başına bir iş gelir. Ben dedi yurt dışına gidecektim. Bir konuşmanızı dinledim ve dedim ki benim bu ülkede kalıp mücadele etmem gerekiyor. İşte bu gurur bana yetiyor. Bu onur bana yetiyor. Ne mutlu bana ki eğer bir kimseyi vatanına sadık bir insan olarak vatan mücadelesinde tutabiliyorsam. İşte Bağımsız Türkiye Partisi'nin de temel maksadı budur. Yine sabah bir video izledim. Sosyal medyada dolaşan. Az önce dedim ya, isim vermeyelim başına bir iş gelir. Bir hanımefendi oğluyla birlikte sokak röportajı yapıyor.
Vatandaşımız AK Parti'yi övüyor. Oğlu da yanında 18 yaşında pırıl pırıl bir genç. Annesi konuşuyor konuşuyor. Belki izleyenleriniz vardır. Bugün bir düştü gündeme. Oğlu da alıyor mikrofonu. Daha doğrusu ben konuşayım diyor. Ben diyor 18 yaşındayım. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Okuyabilmek için çalışıyorum. Ve ben bu hükümetten şikayetçiyim diyor. Şimdi toplumumuzun birçoğu aslında o anneye kızıyor ama anne çok kritik bir cümle söylüyor. Oğluna dönüp diyor ki oğlum kendini yaktın. Milletimizin bu baskıcı iktidardan kurt sesi kısın arkadaşlar. Açmayın sesi. Bu baskıcı iktidardan kurtulamamasının temel sebebi korku. Annesi diyor ki memur olmak isteyeceksin, bu video önüne çıkacak. Bir yerde işe girmek isteyeceksin, bu video önüne çıkacak. KPSS'ye girecek, kazanacaksın. Mülakata girdiğinde bu video önüne çıkacak diyor aslında. Annesi satır arasında bunu söylüyor. Kendini yaktın diyor. Bu ülkede hükümeti eleştirdiğiniz gün artık devlet kapıları size kapanıyor. Hükümeti eleştirdiğiniz gün artık iş kapıları size kapanıyor. Partiler önünde kuyruk var. Üye olmak için gidiyor insanlar. Üye olmak için gitmiyor. Partilere gidiyorlar iş bulmak için. İşkur'dan daha kıymetli bugün AK Parti'nin üyeliği. Ülke bu duruma geldi. Nereden bu duruma geldik? Şimdi aslında çok konuşacak bir şey yok. Arkadaşlarımız mükemmel bir şekilde her şeyi özetlediler. Bana bu dakikadan sonra tekrara düşmek düşer. Yani üstüne ekleyeceğim yeni bir gündem yok. Bütün herkes olayları çok güzel özetlediler. Normalde söylemem gereken bu adaylar size emanet, siz de bu adaylara emanettir diyerek inmek. Ama hani Serde Karadenizlilik var ya, tutamıyorsun kendini. Bir şeyi görünce illa cevap vermen lazım. Bu arada Karadenizlilik var deyince bu da artık iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Bana en büyük eleştiri Trabzonlu olduğum için geliyor. Ülkeyi Trabzonlular ele geçirmiş. Ama Trabzon'da iki cins insan vardır kıymetli dinleyiciler. Bir Türkler, bir de diğerleri. Şimdi onu da söyleyeyim yeri gelmişken. 1922 veya 23'lü yıllarda, 23 tabii ki Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1923'ten hemen sonra, tarihi de karıştırmayalım, prompter nerede? Potamya ne zaman kuruluyor? 19 sonrası, ha Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra, Samsun'a da geleceğiz. Rize'de Potamya diye bir yer var, şimdiki adı Güneysu. Kim Güneysulu? Bilenler bilir. Burada bir cumhuriyet kuruluyor. 1919'da. Biz Kurtuluş Savaşı için atamız Samsun'a çıktığında Rize'de Rum Devleti kuruluyor. Rum Devleti. Tabii ki Atatürk bunu kabul etmiyor. 4 yıl mı sürüyor? 4 yıl sürüyor. 1923'e kadar. O kadar da mı sürmüyor? Ya bu şey var ya, bir hikaye. Ne İbrahim İbrahim. Biz hep karıştırdık. Tarihlerin önemi yok. İsimlerin önemi yok. Olayın önemi var. Rize topraklarında bir Rum devleti kuruluyor. Daha sonra Atatürk bu Rum devletine nota yayınlıyor. Diyor ki siz devlet falan değilsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır. Böyle bir şeye hakkınız yok. Bunlar tabii buna uyum sağlamıyor. Hamidiye gemisini Atatürk Karadeniz sahile yolluyor ve bölgeyi bombalatıyor. Bizim orada meşhur bir tekerleme vardır. Atma Hamidiye atma, şapka da giyecek, vergi de verecek. Şapka aslında Cumhuriyet'in simgesi. Orada şapka da giyeceğiz derken, tamam biz de senin devletine dahil olacağız demek istiyorlar. Şimdi bunların 12 tanesi orada dar ağacında sallandırılıyor.
Onların isimlerine, soy isimlerine siz internete girin bakın. Dolayısıyla hani bu başımıza Karadeniz bela oldu dediğiniz Karadenizliler ikiye ayrılıyor dediğim gibi. Bir oranın Türkleri, cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri, bir de bu cumhuriyete ve Atatürk'e karşı olanları. Şimdi ne yazık ki Hasan hocam da orada, Bursa Büyükşehir adayımız. O da çok içli dışlıdır onlarla. Köyü vesilesiyle. Size bir gün uzun uzun anlatsın hikayenin nasıl geldiğini. Dolayısıyla dediğim gibi Trabzonluluk şans mı, şanssızlık mı? Onu da seçimler boyunca göreceğiz. Artık takdiri siz vereceksiniz. Ve dolayısıyla bütün bu söylediklerimin akabinde şapka konusu da gelince, şapka deyince akla kim geliyor? Kim? Evet, bir Mustafa Kemal Atatürk geliyor, bir de İskilipli Atıf geliyor. İskilipli Atıf hoca. Hoca. Büyük hoca. Bakıyorsun yine Seyit Rıza. Seyit. Seyit ne demek? Müthiş bir adam. Şeyh Said. Bakıyorsun. Şimdi böyle insanlar türüyor. Bugün tarih okuması yaptığınızda zannediyorsunuz ki bu insanlar şapkaya karşı çıktı. Sesi biraz daha kısabiliriz kardeşim. Zannediyorsunuz ki bu insanlar Atatürk'ün yaptığı ve milletin egemenliğini eline almasına yaptığı kurtuluş mücadelesine aslında karşı çıktılar ama başka bir şeylere karşı çıkmışlar gibi propaganda yapılıyor. İşin esası şu. Şimdi ne dedik? Samsun'a geleceğiz dedik ya, hemen geleyim Samsun'a. Atatürk Mondros Mütarekesi imzalandığında Adana'da. Adana'da telgraf yoluyla Mondros Mütarekesi'nin maddelerini eline alıyor. Tarihçimiz Emre Bey burada. Yanlış olursa düzeltin lütfen. Tarihler, isimler yanlış olabilir, olaylar doğrudur. Bakıyor ki maddelere, ya böyle ateşkes mi olur? Böyle sulh mu olur? Böyle bir şey olmaz. Yırtıyor, atıyor. Bir su da alırsam. Velhasıl oradan İstanbul'a gidiyor. Kaderin bir cilvesi. Atamız İstanbul'a ayak bastığında, teşekkür ederim. Atamız İstanbul'a ayak bastığında işgalci kuvvetleri de İstanbul'a aynı gün gelmiş oluyor. 13 Kasım 1918. Atamızla aynı gün geliyorlar. Kader ya. Hatta Atatürk o meşhur sözü işte Haydarpaşa garından karşıya geçerken söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Bir yıla yakın süre Atatürk İstanbul'dan ayrılamıyor. Niye ayrılamıyor? Salmıyorlar adamı. Biliyorlar ki bu bir yere giderse başımıza bela. Nereden biliyorlar? 3 yıl önce Çanakkale'de İngiliz'e dur demiş adam. 3 yıl önce dünyaya İngiliz İmparatorluğu'nun yenilebileceğini göstermiş adam. 3 yıl önce sömürülen halklara siz bağımsızlığınızı kurtarabilirsiniz diyen adam. Bunu biliyorlar. Ve Atatürk'ü İstanbul'dan salmak istemiyorlar. Atatürk daha sonra Bandırma vapuruyla 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a yola çıkıyor. Kim yolluyor Atatürk'ü Samsun'a? Biliyor muyuz bunu? Atatürk'ü Samsun'a Osmanlı hükümeti ve İngilizler yolluyor. Atatürk'ün Samsun'a yollanışı çok ibretlik bir meseledir. Samsun'a gitmeden önce kendisi bizzat hükümete diyor ki, tabii ki Mondros'a göre isyanlar var ve bu isyanların bastırılması lazım. Ben diyor bastırırım isyanları. İngiliz'e karşı isyanları ben bastırırım diyor. Bir de çok kritik bir nokta var. Erzurumlu Öznur Hanım aramızda. Başka Erzurumlu da olabilir. O Erzurum'a yiğit baboşlar mı diyoruz? Dadaşlar. Onlara da selam olsun. Erzurum'da da bir yiğit var. Doğu orduları komutanı Kazım Karabekir. Mondros'a göre denmiş ki silah bırakılacak. Şimdi ben size siyaset yapmıyorum, tarih anlatıyorum. Tarih dersi veriyorum. O yüzden iyi dinleyin.
Bunları bilmezsek yarınlarımızı oluşturamayız. Kazım Karabekir Paşa silah bırakmıyor. Mondros'a uymuyor. Doğru mu hocam? Peki Atatürk ne yapıyor? Benim bu İstanbul'dan gitmem lazım diyor. Çünkü 13 Kasım günü yanında Cevat Paşa mı vardı? Tam ezberimde değil. Cevat Paşa olması lazım. Diyor ki ben yanlış yaptım. İstanbul'a gelmemeliydim. Anadolu'ya gitmeliydim. Beni buradan yollamayacaklar. Çünkü ortamı görüyor. Kendisi İstanbul'a vardığında 13 tane İngiliz zırhlısı boğazdan hareket ediyor. Yani ortam çok feci bir halde. İşgal edilmişiz resmen. Ve hani biz İstanbul'un fethini kutluyoruz ya. İstanbul'un fatihi kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Çok güzel. Atamızdır. Neslimizdir. Dedemizdir. Peki İstanbul'un bugün elimizde olabilmesinin sebebi olan Fatih'imiz kim? Mustafa Kemal Atatürk. 5 yıl boyunca Galata Kulesi'nin üzerinde İngiliz bayrağı sallanmış, hiç kimse buna itiraz etmemişken, o bayrağı oradan söküp paçavra gibi ayaklarının altına alan adamdır Mustafa Kemal Atatürk. Ve ortamı görüyor dediğim gibi, buraya gelmemeliydim diyor. Anadolu'ya gitmem gerekiyor. Anadolu'ya gidecek yol yok. Atatürk her an kontrol altında. Böyle bir ortam var. Ve kurtuluş planlarını hiç kimseye belli etmeden tek başına organize ediyor. Ve bir hiç kimseye, bir kişiye dahi Cumhuriyet'ten bahsetmiyor. Çünkü Cumhuriyet'ten bahsettiği anda biliyor ki Malta'ya sürülecek. Bunu nereden biliyoruz? Amasya'ya gittikten sonra ona dön çağrısı yapılıyor. Dön çağrısına verdiği cevap şu. Beni de diğer arkadaşlarımız gibi Malta'ya sürmenizden endişe ediyorum. Dolayısıyla dönmeyeceğim diyor. Ve Atatürk Samsun'a gidebilmek, Anadolu'ya çıkabilmek için İngilizlere aynen İngilizler gibi bir oyun oynuyor. Diyor ki beni yollayın. Ben diyor isyanları bastırırım. Ve ben Kazım Paşa'yı tutuklatırım. Hiç merak etmeyin. Tamam diyorlar, İngilizler biliyor ki Mustafa Kemal çok mahir bir adam. Elinden müthiş işler geliyor. Cephanesinde mermi yok, elinde silah yok, mutfağında, dolabında gıda yok. Bizi Çanakkale'de denizin dibine gömdü. Bu adam oraya gitse, bizden olsa bütün Anadolu'yu rahatlıkla işgal ederiz diyor. Dolayısıyla Atatürk bu şekilde Samsun'a yola çıkıyor. Samsun'a indiği gün, bakın bu çok bahsedilmez, Samsun raporu yazıyor. Biz hep ne biliriz? Havza genelgesi, Erzurum genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi biliriz. Çünkü bunlar deklare edilmiştir. Ama biri de Samsun raporu var. Atatürk'ün yazdığı. Bunu Atatürk halka deklare etmemiştir. Bunu direkt İngilizlere ve Osmanlı hükümetine yollamıştır. Ne diyor bu Samsun raporunda? Diyor ki, bir, burada ayrılıkçılık ve aşırılık yapan Türkler değil, Rumlar ve Ermeniler ve bu çetelerdir. İki, 4 madde veya 5 madde sıralıyor ama en önemlisini söylüyorum. Atatürk yoldayken İzmir işgal edilmiş. İzmir'in işgali kabul edilemez. Türk milleti bütün Anadolu'yu geri alacaktır diyor. İşte bugün o topraklardayız, İzmir'deyiz. Atamız Samsun'dan bize bir haber yolluyor. Sizi kurtaracağım diyor. Ve İngilizler Atatürk'ü kendilerince kendi adamları olarak sahaya sürüyor ya, Anadolu'ya yolluyor ya, böyle zannediyorlar. Peki bu İngilizlerin çok uyanık bir millet olduğunu, daha doğrusu İngiliz Milletler Topluluğu Kraliyetinin çok uyanık bir devlet olduğunu biliyoruz. Bunu zaten tarih sahnesinde görüyoruz. Çok uyanıklar. Bu uyanık adamlar işini şansa bırakır mı? Bir tek Mustafa Kemal'e güvenir mi? Güvenmez. Ne yapıyor? Hemen Samsun'un 100-150 kilometre ötesinde işte İskilipli dediğiniz o. Onu da ajan tutuyor. Kazım Paşa Erzurum'da hemen 100-150 kilometre ötesinde Seyit Rıza var. Onu da ajan tutuyor. Şeyh Said var. Onu da ajan tutuyor.
Bunların tamamı aslında İngiliz'in uşaklığını yapan ajanlar olduğu için asıldı. Bütün anlatmaya çalıştığım bu. İngilizler bir kurgu yapıyor ve bu kurguya çomak sokan, bu kurguyu bozan bir tane adam çıkıyor. O da Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi hiç kimse kendine pay biçmesin. Kusura bakmayın ama Atatürk olmasaydı bizden hiçbir şey olmayacaktı. Bunu böyle bileceksiniz. Daha önce çok defa söyledim. Atatürk bizim Türk olmamızı sağlayan kişi. Eğer bir kişi milliyetçi ise Atatürkçü olmak zorunda. Atatürk bizim halkçı olmamızı sağlayan kişi. Daha önce halk diye bir şey mi var? Şimdi birazdan yine bu konuya gireceğim. Belediyecilik hizmeti için ne diyor bütün belediye başkan adayları doğal olarak? Halka hizmet için buradayız. Veya genel seçimlerde siyasetçiler bunu söylüyor. Sizce imparator halka hizmet için buradayım diyor muydu? Padişahın halka hizmet gibi bir problemi var mıydı? Yoktu. Niye yoktu? Sistem bu kardeşim. Yani padişaha da kızmamak lazım. Olayın temeli esası bu. Dünya böyle işliyor. Atatürk çıkıyor, bizim halkçı olabilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla hani halkçılık dediğimiz zaman biraz da sosyalist algılayalım kişiyi. Bir kişi bugün sosyalistse bunu Atatürk'e borçlu. Atatürkçü olmak zorunda. Bir kişi bugün Müslümansa onu da Atatürk'e borçlu. Hiçbir şeyi olmayan, hiçbir inanca sahip olamayan, hiçbir konuyu algılayamayan bir millete Atatürk yaşayabileceği bir din ve onu organize edecek bir diyanet oluşturuyor. Bir kişi bu topraklarda Hristiyansa, bu topraklarda Yahudi veya ateistse, o da Atatürk'e bunu borçlu, o da Atatürkçü olmak zorunda. Yani Atatürk bizim toplumumuzun bütün değerlerini, bütün fikirlerini kuşatan ve bizim yaşamamızı sağlayan insan. O yüzden hepimiz Atatürkçü olmamız lazım. Meselenin özü, özeti bu arkadaşlar. Tabii burada bakıyorsunuz Atatürk'le kavga eden kişilerin formatına, zannediyoruz ki Atatürk karşıtları Atatürk'le kavga ediyor. Bir de Atatürkçü gibi olup Atatürk'le kavga edenler var. İşin bu da bu tarafı var. Bu daha vahim bir tablo. Bakın o şarlatan hocalara o kadar laf söylüyorlar. Şu Türk siyasetinde cevap veren bir tek ben varım. Atatürk'ün, sağ olun. Adamların sesi çıkmıyor. Adamlar Seyit Rıza'yı anmaktan bir hal oldu. Adamlar Şeyh Said'i anmaktan bir hal oldu. Adamlar ne kadar bölücü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkacak fikir var. Buna düşman olup başkaca fikirlerle yürümekten bir hal oldu. Bakıyorsunuz oturdukları masalarda yanlarında oturanlar bile cumhuriyet düşmanları. Cumhuriyet düşmanları. Şimdi bir tanesi çıktı. Adını hiç anmıyorum bile. Daha önce anlattım, tekrar edeyim. Sosyal medyada da yayınladım. Rize'ye gittim. Bu arada Rize'de bile Erdoğan diye bir şey kalmamış. Onu da söyleyeyim. Yok yani. Bir tanesine dedim ki bir muhalefet yapıyor. Benden iyi. Dedim sen Rize'desin, farkında mısın? Yürek yedin herhalde. Dedi biz yiyeceğimizi yedik. Bundan sonra bir şey kalmadı zaten dedi. Bu dediğim Rize'nin meydanında bir başka abimize dedim ki ya bir tanesi konuşuyor. Soysuz soysuz konuşuyor. İnternete girdim, ben bilirim eskiden beri Rizelidir diye. Dedim ama İzmitli yazıyor. Bu İzmitli midir, Rizeli midir? Dedi ki nereli bilmem ama cehennemlik olduğunu biliyorum. Şimdi çıkmış konuşuyor. Tamam. Olaya bir de fikri boyuttan yaklaşalım. Kim kardeşim bu adam? Neci bu adam?
hangi fikirden yeşermiş bir adam? Bir bakın. Yeni mi türedi? O adam 50 senelik siyasetçi. Kimlerin yanında siyaset yaptı? Bir dönün bakın. Her gün andığınız, bunu söylediğim muhataplar bugün Atatürk'ün partisine sahibiz diyerek Atatürkçülüğü milletin üzerinden kullanan insanlar. O kızdığınız adam, o soysuz diyen hain, sizin andığınız insanların yanında siyaset yaptı. Yani şunu demek istiyorum. Esasında bir ses mi geliyor ya? Kalacak tabii, kalacak. Eyvallah. Ama ben o sesi kastetmedim. O ses hiç gitmiyor ki. Eyvallah. Ya işte abimin dediği konu çok kritik ve önemli bir konu. Öyle bir eğitimsiz bırakıldık ki. Ben size kendi hikayemden bahsedeyim. Çocuk sahibi olanlar bilir. Ortaokullar biterken liseye giriş sınavı vardır. LGS denirdi eskiden. Biz gireceğiz sınava. Adı bir anda son sınıftayız. Ortaokul son. Adı oldu OKS. Sistem değişti. Dedik tamam biz de bu sınava gireriz. Lise 1'e geçtik. Dedik ki 3 sene sonra üniversite sınavına gireceğiz. Adı ÖSS'ydi. Dediler ki siz 4 sene okuyacaksınız. İyi dedik. Şey ne denir? Devletin dediğine boynumuz kıldan ince. 4 sene okuyacaksınız dediler. Tamam dedik. Biz okurken ÖSS oldu başka bir SS. Tam sınava gireceğiz. Seneye sınav var. Trigonometri o zaman sorulmuyor. Bize döndüler dediler ki siz trigonometride cevaplayacaksınız. Başka ne vardı Sena? Sen de hatırlarsın. Biz beraber okuduk. Haydar da burada. Bir sürü şey değişti. Şimdi çocuklara diyorum ki nasıl? Üniversiteye girdik orada sistem değişti. Yok bilmem ne sistemi, o sistemi, bu sistemi. Bologna sistemi. Ondan sonra şimdi çocuklara soruyorum. Diyorum ki sınava hazırlanıyorlar. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor başkanım. İşte kaç puan alacaksın diye bir soru sorup o yanılgıya düştüğümde bana 350 diyor. Ben 350 ne anlama geliyor bilmiyorum. Yani bir 80 alan üniversiteye giriyordu. Bir 300 alan girmeye başladı. Sonra 800 alan giremedi. Sonra 30 alan girmeye başladı. Yani bir baba, bir anne, bir ebeveyn çocuğunu mezun edene kadar sadece sistemin değişikliklerinden ötürü sistemin altında kalıp eziliyor. Yani biz eğitimi çözememiş bir millet miydik? Mesela Atatürk yine, bak konu hep ona dönüyor geliyor. Kurduğu bir seferberlikle, oluşturduğu bir seferberlikle, kurduğu eğitim ağıyla birlikte bir toplumu eğitim ve öğretime öyle bir adapte etti ki herkes okumaya başladı. Herkes öğrenmeye başladı. Hatta yine çok enteresan ve güzel bir hikayedir. Başbakanlarımızdan biri, olay doğru isim aklımda değil. Başbakanlarımızdan biri Atatürk'ün bizzat bursuyla yurt dışına okumaya gidiyor. Gideceği zaman tren garında treni beklerken çok böyle tabii yurdundan ayrılacağı için enteresan duygular içerisinde bir görevli koşa koşa geliyor buna bir zarf veriyor. Zarfı açıyor treni beklerken okumaya başlıyor. Diyor ki özetle sen şimdi diyor yurt dışına gideceksin eğitimini alacaksın kendini yetiştirip ülkene geri dönüp ülkene hizmet edeceksin. Altına Mustafa Kemal Atatürk imza. Yani bu ülkenin her bir ferdiyle bu derece ilgilenen, onlara sahip çıkan bir lider. Ve o kişi, ismini bulursanız, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı. Sadi Irmak da olabilir. Bir... Yok yok. Başbakan oluyor. Dönüyor o öğrenci. Bu ülkede başbakanlık yapıyor. Yani böyle bir eğitim sisteminden şimdi öyle bir şeye geldik ki çok uzattım abi sorunu dediğinin açılımını. Özeti şu. Hiçbir şeyi öğrenemez bir hale geldik. Şimdi çocuklara laf ediliyor.
mezun oluyor. Eksinet yapıyorlar. Sanki dersin öğretmeni kendisi de kendi kendine öğretiyor kendisine. Eksinet yapıyor. Ya benim bir öğrencim olsun, ben öğretmen olayım. Benim öğrencim eksinet yapıyorsa ben kendimden utanırım. Çocuktan utanmam. 12 yıl boyunca matematik öğrenen çocuklar 4 işlem sorusuna doğru cevap veremiyor. Niye acaba? Niye? Yani bu çocuklar kafası mı basmıyor da böyle? Hiçbir şey öğretilmiyor. İşin özeti bu. Eğitim bu hale getirildi. Her bir ferdinden haberi olan bir liderden toplumun ne yaptığından haberi olmayan yöneticilere evrildik. İş buna geldi. Dolayısıyla hiçbir bilgiyi öğrenemez olduk. Tarih. Tarih mi öğreniyor çocuklarımız? Bizler tarih mi biliyoruz? Hiçbir şey bildiğimiz yok. Bizler coğrafyamızı mı biliyoruz? İlber Ortaylı'nın meşhur bir şeyi var. Galatasaray Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde hocalık yapıyor. Benim de çok sevdiğim birkaç arkadaşım orada okuyorlar hali hazırda. İlber Hoca derse giriyor. İlk diyor ki Türkiye haritası çizin. Haritayı çizemeyene ben ne öğreteyim diyor. Biz coğrafya mı öğreniyoruz? Biz tarih mi öğreniyoruz? Biz kimya mı öğreniyoruz? Bakın dünyadaki bütün buluşlar bir ihtiyaçla ortaya çıkar. İki, maddenin hakikatini kavramakla. Maddenin hakikatini bilirseniz bir maddeyle diğer madde birleştiğinde ortaya ne çıkacağını bilir. Bir madde uzay boşluğunda bir tarafa hareket ederken yanındaki bir maddeye göre hızını hesap edebilirseniz, yani fiziği bilir, kimyayı bilir, matematiği bilirseniz buluş yapabilirsiniz. Bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Biz eğer, şimdi soruyorum bu salona, özellikle gençlere, gençler domates yetiştirmeyi biliyor musunuz? Domates yetiştirmeyi öğretmediğimiz gençlerden ne bekleyebiliriz? Bu onların mı suçu? Atatürk'ün kurduğu köy enstitülerinde bunlar boşuna mı öğretiliyordu? Kişinin gıdasını üretmesini kendisi öğreniyordu. Kişinin fizik temel bilgisini kendisi öğreniyordu. Kişinin kimya temel bilgisini kendisi öğreniyordu. Ama geldiğimiz vasatta hiçbir şeyi bilmez bir hale geldik. Neyse konularımız bunlar değildi. Niye girdik? Abi öyle bir şey dedin ki. Ben bir ara bu eğitim konusuna. Abi bak seni dinledim. 10 dakika gitti. Neyi? Evet. Diyor ki abimiz, iktidar zaten bize eğitimli insan değil, cahil insan lazım diyor. Kendileri de söylüyor bunu. O yüzden böyle yaptılar diyor. Doğru söylüyorsun. Ama sorun şu, yöneticiler için söylüyorum, bize okumuşu lazım, cahili değil. Buldunuz mu ismi? Bakabildiniz mi? Sadi Irmak. Bak İbrahim abi senden kaçmıyor. Velhasıl şimdi konular çok dağıldı. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama Rize'ye mi dönelim? Yalnız Rize'de bir kuru fasulye yiyorsun. Yani döndüğüm gün bir daha yiyeceğim. Ya cennet, vatan cennet diyorlar ya, hakikaten öyle ya. Şimdi Araplar bizim Karadeniz'e çok geliyorlar. Turist olarak. İstanbul'da gibi sığınmacı olarak değil. Turist olarak geliyorlar. Niye geliyorlar? Diyorlar ki, yani adamların cennet tasviri bizim Karadeniz zaten. Ya bildiğin cennet. Şurası, o cennet dediğimiz yer yeşilleri kesiliyor, betona gömülüyor. Ege'deyiz. Ege'de bir başka cennet. Hani yazın biraz sıcağından cehennem gibi oluyor diyeceğim, yakışmayacak ama yazın da acayip sıcak burası. Ama maşallah. Şimdi bak sıcak diyorum. Ben Avrupa'yı çok iyi bilen biriyim. Yani
100 defa gittim desem az olur, yüzlerce kere gittim. Ve bunların birçoğu inceleme gezisiydi. Ne oldu, trafoya kedi mi girdi? Eyvallah. Şimdi şunu diyeceğim. Avrupa yenilenebilir enerji kaynaklarına öyle bir hızla geçiyor ki, özellikle Almanya ve Fransa. Bu bir, şu sebepten karbon salınımı dünyamızı ne yazık ki kirletiyor. Ve bu bizim geleceğimize tehdit, sağlığımıza tehdit. Ama bu ufak bir sebep. Yani bu işler de çok fazla kafaya da takmayın yani. Öyle 10 yıl sonra bir problem yok. 100 yıl sonra belki. Onu da bir ara ben size bilimsel olarak anlatayım. Şimdi havada kalmasın. İki önemli sebebi, adamın üretebileceği bir kaynağı yok. Yani Avrupa'da petrol yok, doğalgaz yok, kömür yok. Ne üretecek olsa bunu bir şekilde dışarıdan ithal etmek zorunda. Ve Rusya-Ukrayna savaşı da öyle bir katmerledi ki meseleyi. Tabii doğal olarak hepsi Rusya'ya bir karşı duruş sergilemek ve ondan ticareti durdurmak durumunda kaldılar. Tabii delikanlı adamlar. Yani işine gelmeyen, ideolojisine ters bir şey olunca hemen ticareti kesiyor. Kime benzemiyor? İsrail'le hala ticaret yapanlara hiç benzemiyor. Bakıyorsunuz kim İsrail'le ticaret yapıyor diye. Ben yapmıyorum. Ama Türkiye'de birileri hala yapıyor. Büyük büyük gemilerle yapıyor. Yap kardeşim, yap, benim orada, benim umurumda değil senin ne ticaret yaptığın da. Kalkıp niye yalan söylüyorsun? Niye ortalığı ayağa kaldırdığında hala kürecik radar üstünden İsrail'e istihbarat bilgisini sağlayan ülke olma özelliğini devam ettiriyorsun? Niye ortalığı ayağa kaldırdığında hala onların pilotlarını eğitiyorsun? Ortalığı ayağa kaldırdığında niye hala onlarla milyarlarca dolar ticarete devam ediyorsun? Kaldırma o zaman ortalığı ayağa. Bak seçime yaklaştık. Bütün İsrail propagandası bitti, farkında mısınız? Niye? Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir mitinginde bir vatandaş İsrail'le ticareti durdurun diye döviz açtı. Kolluk kuvvetleri yaka paça kişiyi aldılar. Çünkü bu gerçek. Bu yalan değil. O söyledikleri yalanın içinde bir gerçek var. Hala onların elinde Filistinlinin kanı var. Bu belada onlara yeter. Hiç merak etmeyin. Velhasıl Avrupalının kaynağı yok. Hatta şimdi çok tarih konuştuk bugün. Bir detay daha vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Fransa'nın karşı karşıya çarpışmasının temelinde Fransa'nın savaşa tam anlamıyla dahil olmasının, tabii Fransa'yı dahil etmek isteyen kim? Yine İngiliz. Bu İngiliz var ya, her yerden bu çıkıyor. Ben bu arada İngiliz derken bugünkü İngiltere hükümetiyle bir derdim yok. O günkü imparatorluk seviyesinden bahsediyorum. Bugünkülerle de derdimiz olabilir. O konjonktür olarak değişebilir. Ayrı bir durum yani. Velhasıl İngiltere sokmak için bahane arıyor. Ne oluyor bahanesi? Almanya'nın Fransa toprakları içindeki Alsas-Lorraine'i işgal etmesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir tane yeri işgal etsene etmesene. Alsas-Lorraine'in özelliği ne? Alsas-Lorraine kömür madenlerinin olduğu yer. O zaman bütün ulaşım, bütün enerji kömürle birlikte sağlanıyor. Bugün de büyük oranda kömür kullanılıyor ama o gün tam anlamıyla kömür diyebiliriz. Dolayısıyla adamın bir kömür madeninin olduğu şehre işgal olduğu diye adam dünya savaşına giriyor. Şimdi biz hep anlatıyoruz, Emre Bey de söyledi. Bütün madenlerimiz işgal altında. Hepsini kepçe kepçe götürüyorlar. Bak başka bir şey söyleyeyim. Altınla ilgili bilgi. Normalde bu hükümet gelene kadar, 2004 yılına kadar yabancı yatırımcılar bizim madenimizi yine talan ederken şöyle yapıyordu. Alıyordu bir toprağı, gidiyordu bir yerde süzüyordu. Diyordu ki, örnek veriyorum, rakamlar örnektir, misaldir. Bir ton topraktan bir gram altın çıkıyor diyordu ve gösteriyordu. Dolayısıyla adam 100 ton toprak aldıysa
100 gram altın çıktı diyerek sana bir bedel ödüyordu. Şimdi iş neye döndü 2004'ten sonra? Bunlar toprakları alıyorlar, kamyonlara dolduruyorlar. Toprakları yurt dışına götürüyorlar. Götürdükleri yerden sana bir, tabiri caizse, WhatsApp'tan mesaj atıyor. Diyor ki, bir tondan 0,1 gram çıktı Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden sana şu kadar vereceğim diyor. Yani o topraktan ne kadar altın çıktığını bile bilmiyoruz. Verilen rakamlara göre kaç milyar dolar dediniz? 30 küsür milyar dolar. Verilen rakam, onların bildirdiği rakama göre 30 küsür milyar dolarlık altınımız alınmış götürülmüş. Devlete ne kalıyor? 2. Cem Yılmaz diyor, bana ne kaldı? 2. Devlete %2 veriyor. Afganistan'ın madenine, beğenmediğimiz Taliban'a yabancı maden işletmeleri %20 veriyor. Taliban'a. Sana %2 veriyor. Şimdi Afganistan mı işgal altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Biz işgal altındayız. Ve bizi çok kısa özür dilerim. Bizi, ya da sen söyle, ben devam ederim. Ben sahnedeyim. Çiftçisiniz. Aldığımız fidan diyor İsrail'den geliyor. Evet. Tanesi 3 lira. %10'u ölü çıkıyor. Yapılamıyor. Mazot alayım desen dünya para. Elektrik dünya para. İşçilik dünya kadar para. 2000 lira. 2 milyar büyük para. 2 bin lira durum. Eyvallah. Şimdi bu da önemli bir konu. Tarım üretimimiz düştü. Tarım üretimi niye düştü? Bunu ben çok söyledim. Bir daha burada uzun zamandır söylemiyorum. Tazeleyelim. Haberlere ara ara düşer. Tarım krizi kapıda. Tarım krizi nedir Allah aşkına? Bak, çiftçiyim diyor. Toprağı ekiyorsun da toprak sana mahsul mü vermiyor? Kriz dediğin nedir? Bir şey yaparsın, sonuç alamazsın, bu krize dönüşür. Bir şey yapıp sonuç alıyorsan niye kriz olsun kardeşim? Tarım krizi kapıda dedikleri ne biliyor musunuz? Çiftçiyi batırdık, çiftçiyi bitirdik, çiftçi isyan etti, ekmiyor. Ekmediği için mahsul çıkmıyor, mahsul çıkmadığı için tarım krizi kapıda oluyor. Ekene de ceza kesiyor. Yapacağız. Nerede Serdar Başkan? Evet. Yapacaksın bunları. Kesinlikle. Bir alkış Serdar Başkan'a. Duyamadım. Maşallah. Kınık'taki haramzadeleri yok etmeye geldik. Şimdi buyurun. Burada herkes dolu ya. Keşke sadece orada olsa. Keşke. Bir kınığı versek de geri kalanı kurtarsak. Maşallah. Evet, devam edebilir miyim? Evet. İsrail'i doysun diye yapıyorsunuz. Tarımı niye yapıyoruz? Yabancı doysun diye. Çünkü biz onları alamıyoruz. Yani biz markete gidip sizin ürettiğiniz, siz kızıyorsunuz ya, şöyle pahalı, böyle pahalı. Toplum da gidiyor markete, onu satın alamıyor. Toplumun parası yok. Doğalgaz bulduk diyorlar, doğalgazı ödeyecek, faturayı ödeyecek paramız yok. Benzin bulduk diyorlar, arabaya yakıt koyacak paramız yok. Araba ürettik diyorlar, araba üretecek paramız yok. Ya 50 liraya arabanın deposu dolarken
Bugün akülü arabanın aküsünü şarja tak, 50 liraya dolmuyor. Çocuğun akülü arabasını tak şarja, 50 liradan fazla. Öyle bir hale geldik. Ama bakın bütün bunları anlamamız için, çözmemiz için birkaç meseleyi, buyur otur lütfen. Birkaç meseleyi temelde anlamamız lazım. Bir, bizi ideolojilerle uyuttular. Bak en başta ne dedim? Milliyetçiysen de Atatürkçü olacaksın. Muhafazakarsan da Atatürkçü olacaksın. Solcuysan da Atatürkçü olacaksın. Ama gerçek anlamda Atatürkçü olacaksın. Şimdi öyle bir şey var ki A Partisi iktidar olursa milliyetçilik tehdit altında. Ya öyle bir şey var ki o gelirse milliyetçilik elden gidecek. Ya da sadece o milliyetçi olacak. Yani bakıyorsunuz öyle değil mi? İktidara gelmeye hevesli olan bütün partilere sanki milliyetçiliği getirmeye geliyor. Diğerine bakıyorsun sanki solculuğu getirmeye geliyor. Diğerine bakıyorsun sanki dinciliği getirmeye bakıyor. Diğerine bakıyorsun sanki işte bilmem neciliği getirmeye çalışıyor. Yani toplumda seçeneklerimiz illa bir şeyciliği getirmeye çalışan insanlarla dolu. Kendi ideolojilerini size dayatan insanlarla dolu. İşte bu kardeşiniz diyor ki benim size ideoloji dayatma derdim yok. Doğruyu ve yanlışı ayıralım. Haklıyla haksızı ayıralım. Bir anlayış içerisinde hep bir olarak, beraber olarak isteyen istediğini yaşasın. Ama kimse de kimseye pislik atmasın. Kimse de kimseyi küçümsemesin. Kimse de kimseyi ötekileştirmesin, dışlamasın. Ama bu devletin yöneticileri bütün fikirlere, bütün inançlara, bütün düşüncelere saygılı olsun ve onlara yaşama imkanı kursun. Sonuç olarak Atatürk de bunu yapmadı mı? Atatürk'ün kurduğu devlette, cumhuriyette bugünkünden daha mı az sorun vardı? Bugünkünden daha mı az ayrımcılık vardı? Daha mı az ayrılıkçılık vardı? Şimdi diyorsunuz ki bizim olanı alıyorlar, bizim cebimizden çalıyorlar, hırsızlık var, yalan var, talan var. Ya Atatürk'ün zamanında sizin olan diye bir şey yoktu zaten. Kimsenin hiçbir şeysi yoktu. Yani bugünkünden daha problemli, daha sıkıntılı bir ortamda bir formülle bu milleti layık olduğu yere taşıdı. Ne o formül? Bu milletin kardeşliği formülü. Bu milletin bir ve beraberliği formülü. Dolayısıyla bize düşen bu ideolojik saplantılardan kurtulup bu milleti bir, beraber ve kardeş yapma çabasıdır. Eğer biz ayrı kalırsak, biz millet olarak ayrışırsak elimizde avucumuzda inanın bana vatan diye, devlet diye bir şey kalmaz. Eğer biz birleşirsek, beraber olursak hiç kimse bu vatana, bu devlete en ufacık bir zarar veremez. Yani şimdi öyle bir durum var. Bakıyorsun seni açlığa mahkum edenle senin kapına seçim zamanı bir poşet kumanya bırakan aynı kişi. Bak diyorsun ki bu kumanyadan sebep ben buna oy vereyim. Halbuki seni bu kumanyaya muhtaç eden o. Doğalgaz faturanı ödetmeyenle, doğalgaz faturanı ödeyememene sebep olanla evindeki mutfaktaki doğalgazdan 100 lira almayacağım diyen adam aynı adam. Bir farkı yok bunların. Aynı kişi bunu size yapıyor. Dolayısıyla uyanır derseniz ki ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun dersen sorunu çözmüş olacaksın. Millet olarak ne yapıyoruz? Duyduğumuza oy veriyoruz. Okuduğumuza oy veriyoruz. Ama hiç yaşadığımıza oy vermiyoruz. Gördüğümüze oy vermiyoruz. Sınır mahkemeleri kurup, hudut mahkemeleri kurup teröristi davulla, zurnayla karşılayanla bugün kalkıp onlar teröristle el ele onlara oy vermeyen diyen kişiler aynı. Gençlere biz onlara Z kuşağı demeyiz, onlar Türk genci, bizim gencimiz diye propaganda, aidiyet propagandası, milli kimlik propagandası yapanlarla Avrupa Birliği kapısında 30 seneden beri ülkeyi çürütenler aynı kişiler. Faizde nas var deyip benden başka bir şey beklemeyin, ben bu faizi indireceğim diyenle seçimin ertesi günü faizi %45 yapanlar aynı kişiler. İsveç bir terör devletidir. Kur'an-ı Kerim yakmıştır. Onların NATO'ya katılımına asla evet diyemeyiz diyenlerle bir yıl geçmeden İsveç'in NATO'ya katılımına evet diyenler aynı kişiler. Bunlar aynı. Bunlar değişmiyor. Ve biz zannediyoruz ki
Bunların ideolojisi, ya bırak ne ideolojisi, bunlarda ideoloji ne gezer ya? Bunlarda ne gezer inanç, ne gezer din, ne gezer iman? Hiçbir şeyleri yok. İşleri, güçleri seni, beni kandırmak. Madem onlar değişmiyor, kim değişecek? Biz değişeceğiz. Başkası değişmeyecek. Biz değişirsek onlar değişecek. Bir de neye kızıyorum? Çıkıyor bazıları, kanaat önderi, toplumun kanaat önderi. Yesinler senin kanaat önderliğini. Zaten başımıza ne geldiyse bu kanaat önderlerinden geldi. Öyle büyük, öyle okumuş adamlar ki, ya toplumun hiçbir şeyini tanımazsın. Toplumunu bilmezsin. Bu toplumun yaşantısını bilmezsin. Tarihini bilmezsin. Şu ülkede hangi kapıyı çalsan, ya dedesi, ya atası, ya amcası, ya anasının, ya babasının bir şeysi, bu vatan için can vermiş. Can vermiş ya. Bir insanın verebileceği canından kıymetli şey herhalde evladıdır. Ya onu da vermiş. Ne için? Allah Allah diye cephede savaşmış. Sen bu toplumu, bu milleti kalkıyorsun, kanaat önderi ya, bundan ayırıyorsun. Sen neyden ayırabilirsin bu milleti? Bu millet senin yanında hiçbir zaman var olabilir mi? Önce kendini düzelteceksin. Önce bu milleti tanıyacaksın. Bu toplumun iradesini bileceksin. Bak ben size bir şey söyleyeyim. AKP 23 yıldır iktidar. Kime borçlu bu iktidarını? O karşısındaki kanaat önderlerine, o karşısındaki muhalefete ve üzülerek söylüyorum. Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için üzülerek söylüyorum. O karşısındaki CHP'ye borçlu. İndir oradan CHP'yi. Vallahi %1 alamaz, billahi %1 alamaz. Yeminle söylüyorum, alamaz. Ama size öyle bir düzen dayattılar ki, o dincilerin sahibi, bu cumhuriyetçilerin sahibi. Yok ya. Lan senin neren cumhuriyetçi? Senin neren dinci? Zaten yani bu din, yani öyle sinirimi bozuyorlar ki. Bakın Fethullah Gülen denen terörist başı bu ülkede faaliyetlerine başladığında ona ilk karşı duran benim babamdı. Gururla söylüyorum. Benim babamdı. Ve dedi ki ben o günleri dün gibi hatırlıyorum. Ben daha 6 yaşındayken, 7 yaşındayken bilgisayarın başı kimse de yok ki. Bir avuç arkadaşız. Bütün topluma bunların ne mal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kime gitsek hoca efendinin bir bildiği vardır. Lan kime gitsek aynısını duyduk. Gördük bildiğini hoca efendinizin. Şimdi hepsi oldu FETÖ düşmanı. Ya dün sen bunun bildiği vardır diyordun. Siz hiç izlediniz mi? Fethullah'ın ne olduğunu anlatan CD'ler vardı. CD'ler. Nereden çıktı o CD'ler? Hangi otobüs terminallerinde tek tek insanların eline verildi o CD'ler? Bir vatan mücadelesi zihniyetiyle kim yaptı bu kadar çalışmayı? Hiç sordunuz mu? Ve o ortaya çıktığında babam dedi ki, bakın dedi, bu Vatikan projesi, papalık projesi, insanlığı, insanımızı inancından, medeniyetinden uzaklaştırma projesi. Buranın medeniyetine geliyor Hacı Bektaş Veli, Anadolu'ya yerleşiyor ve insanları Müslüman etmeye başlıyor. Müslüman ettiğine ne diyor? Sen Türksün diyor. Müslümansın demiyor. Sen Türksün diyor. Niye böyle söylüyor? Açın tarihi okuyun. Bunlar benim uydurmam değil ki. Açın okuyun. Niye böyle söylüyor? Annesi Türk. O kadar seviyor ki annesini. O sebepten ötürü sen Türksün diyor ve müthiş bir formül. Sadece Müslüman olanı değil. Bakın Hacı Bektaş'ın yeşerdiği yere bir gidin. Hacı Bektaş Nevşehir'de. Nevşehir nasıl bir yer biliyor musunuz? Anadolu'daki en eski yerleşim bölgelerinden biri. Hristiyanlığın merkezi olan bir yer. Şarap mahzenleriyle dolu. Şarapların üretildiği yerlerle dolu. Farklı kültürlerin yaşadığı bir yer. Ve o insanlar da birlikte yaşasın, ayrı bir devlete tabi olmasın diye onlara ne diyor? Sen Müslümansın demiyor. Türksün diyor. Türklük kimliği budur. Türklük kimliği hepimizi birleştiren kimliktir. Türk'ün ırkı yoktur. Türk'ün ülküsü vardır, ideali vardır, Türk'ün medeniyeti vardır, Türk'ün misafirperverliği vardır. Dünyada başka hiçbir
grup toplulukta bulamayacağın özellikler Türklerde vardır. Bunu Türkçülük yaparak söylemiyorum bakın. Türkçüyüm. O ayrı bir konu. Ama ırkçı değilim. Bunu bir ırkçılık mahiyetinde söylemiyorum. Bu toprakta yaşayan, ne mutlu bana diyen herkes Türktür. Hacı Bektaş da bunu yapıyor. Anadolu'da bunu sağlıyor. Ve babam diyor ki, şimdi oraya döneyim. Bu proje, bu FETÖ denen proje, ki babam ona FETÖ demezdi. Rahmeti bol olsun, ne derdi? FETÖ'ş derdi. Millet hoca efendi derken ona babam FETÖ'ş derdi. FETÖ'ş. İyi dikkat edin. Velhasıl şimdi bak bunları izleyen bütün FETÖ'şçüler bana başlayacak saldırmaya. Ne diye? İrancı diye. Ne diye? Tarikatçı diye. Ne diye? Cemaatçi. Ben tarikatçıymışım. Ben cemaatçiymişim. Bana bunu diyenler olsa adam. Olsa adam. Benim bir tane tarikatım var. O da Atatürk tarikatıdır. Bir tane cemaatim var. O da Türkiye Cumhuriyeti Milleti cemaatidir. Eyvallah. Velhasıl. Eyvallah. Umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Diyor ki bunlar Vatikan projesidir. Bakın size yemin ediyorum yıllar geçti. Bir proje gördük. Çokça dinledik. Hep babamdan bahsediyoruz. Aramıza yeni katılanlar bilsin. Babamdan bahsetmemizin sebebi şu. Alın kitaplarını okuyun. Hayatınızda emin olun tanıyabileceğiniz en büyük ideologlardan biridir. En büyük filozoflardan biridir. Okuduğum için söylüyorum. Babam olduğu için söylemiyorum. Hala açarım. Mesela milli ekonomi modeli hep söyleriz. Hala açarım. Benim kadar da bu ülkenin ekonomisine katkı yapacak bir tane siyasi yoktur iddialıyım. Hangi mesele olsa şu anda açarım sanki dün yazılmış gibi o kitaptan faydalanırım. O kadar olayın künhüne vakıf, olayı bilen müthiş bir hem devlet adamı ki bu devlet adamı sıfatını kendisi vermez. Devletin büyükleri vermiştir. Hem öyle bir devlet adamı hem de öyle bir siyasi kimlikti. İşte ben de o devletin adamının oğlu, yine devletin adamı. Başka bir yerin adamı değil. Türk devletinin adamı. Diyeceğimi bir türlü diyemedim. Bu FETÖ Vatikan projesi olarak dinimize zarar vermeye çalıştı. Bu dinciler dedim, sinirleniyorum dedim. 40 tane FETÖ birleşsin. Bunların verdiği zarar kadar bu dine zarar da veremezdi. Bu da ayrı bir fasıl. Bunu da böyle bilin. 40 FETÖ bunlar kadar zarar veremezdi. Ben burada bunu savunurken inancımı savunuyorum. Yoksa yanlış anlaşılmasın, kimin neye inandığı mesele değil. Ben inandığımın yanlış olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa sen neye inanıyorsun? Hiçbir önemi yok. Saygı duyarım. Hiçbir problem yok. Sen de inancını savun. Ama adamlar öyle bir noktaya getirdi ki ortada hiçbir şey bırakmadı. Al işte Atatürkçü hoca. Medrese eğitimi arıyorsan var. Hafızlık arıyorsan var. İlahiyat arıyorsan yok mu? Hepsinin eğitimini almadın mı? Çocukluğumdan beri tanıdığım eşimin köylüsü. Eşimle aynı köyden. Eşim de burada. Bir kere çıktım o köye, sizin köye. Dedim ya Zeki Başkan da oralı. Yani karga üç dinlenmede çıkıyor. Biz de öyle derler. Çıkması bir dert, inmesi başka bir dert. Şimdi konunun en başında dedim ya Türkler, Türk olmayanlar. Şimdi bizim oralarda bir topluluğun Türk olup olmadığını nasıl anlarsınız söyleyeyim mi? Eğer böyle sapa yerlerde yaşıyorsa, İşin gücün dönemin imparatorluğunun uğramadığı bir yerse, hiçbir yatırım yapılmadıysa anlayın ki orası Türklerin yeridir. Eğer bir yerde hanlar, hamamlar, saraylar, böyle ticaretler yapılıyorsa, çok eskiden beri kalma yatırımlar varsa bilin ki orası azınlıkların yeridir. Osmanlı'da tarifle
Benim iddiam değil. Bakın o dönemin tarihçileri bunu anlatıyor. Diyorlar ki Türkler cephelerde savaştırılmak üzere yetiştirilen insanlardı. Saraya bakıyorsun, Türk nüfusu az. Doğru mu? Hayır, öyle bir bakıyorsun ki yanlış diyor gibi. Bunlar, ben iddia etmiyorum bunları. Yani Türk'ün de kimliğini bulduğu, Türk'ün de değer bulduğu yer yine Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Şimdi yine döndük dolaştık, öyle bir noktaya geldik ki dünün devlet düşmanları bugünün en devlet sahiplenicisi oldular. Dünün Türklük düşmanları bugün Türklüğün tek sahiplenicisi oldular. Niye oldular biliyor musunuz? Devleti ele geçirdiler ya, o yüzden oldular. Yarın o iktidardan insinler, bakın yeminle söylüyorum, en büyük devlet düşmanı da onlar, en büyük Türk düşmanı da onlar. Hiç kanmayın. Bugün benim içimde bir ukde, beni üzerek izlediğim olay şu. Ya bir kimse ben ülkücüyüm deyip, ben milliyetçiyim deyip bu iktidarın saflarında nasıl yürür? Nasıl olabilir bu? Hadi sizin yöneticileriniz bunu yanlış yaptı. Ya bunun kadroları, gönül verenleri orada nasıl durabilir? Buna insanın içi nasıl el verir? Bu mümkün bir şey mi? Andımızı kaldıran, ne mutlu Türk'üm diyene diyenle rahatsız olan, TC ibaresini her yerden kaldıran, Atatürk'le sorunu olan bir zihniyetle siz nasıl aynı safta olabilirsiniz? Ama ne diyorlar size, nasıl kandırıyorlar? Terörün safında mı olacaksınız? Ya ne denir, İsa'nın hakkı İsa'ya, Musa'nın hakkı Musa'ya, ikisinden de olma. Burada bak ne güzel kardeşim var. Gelin burada olun. Başka yerde olmayın. Kaç dakika oldu? Çok mu uzattım? Sağ olun. O zaman notlarıma da bakmışken son bir konuya da değinmeden edemeyeceğim. Sonra sizi de daha sıkmayayım. Seçimden hemen sonra önümüze yeni bir gündem getirilecek. Bu gündem anayasa değişikliği gündemi olacak. Kıymetli dinleyiciler. Adamlar kalkacak diyecekler ki bizim sivil anayasa yapmamız lazım. Sizi böyle kandıracaklar. Yaşadıklarınızı yine unutacaksınız. Yaşadıklarınızı oy vermiyorsunuz ya. Yine unutacaksınız. Sivil anayasa yapacaklarmış. Bakın bizim anayasamız 1982 yılında yazıldı. Kaç maddesi var? 177 maddesi var. Bugüne kadar kaç tanesi değiştirildi? 134 tanesi. Geriye kaldı kaç madde? 33 madde. O aradaki 30 madde de zaten eğitim herkesin hakkı, sağlık herkesin hakkı, ulaşım herkesin hakkı. Yani kim gelse değişmeyeceğim madde. Ne kaldı geriye? 3 tane madde. Sizin anayasanızı değişmek istemelerinin sebebi sizin değişilemez 3 maddenizi değiştirmektir. Yanına Erdoğan'ın 4. kez, bak 3 demiyorum, 4. kez bu ülkeyi yönetebilmesinin önünü açmaktır. Eğer demokrasinizi yaşatmak istiyorsanız, eğer Türklüğünüzün devamını istiyorsanız, eğer bayrağınızın kırmızı beyaz al ve ay ve yıldız olmasını istiyorsanız, eğer dilinizin Türkçe kalmasını istiyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yapısının parçalanmasını istemiyorsanız, bu anayasa ayak oyunlarına uymayacaksınız. Anlaşıldı mı? Bunlar gündeme geldiğinde asla ve kat'a bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Bu insanlar iyi niyetli değil. Açık söylüyorum. Asla iyi niyetli değiller. 177 maddelik anayasanın 134 maddesini değiştirdikten sonra kalkıp yeni anayasa değişikliğini niye yapıyorsun? 2010'da anayasa değişikliği yaptın. Değişseydin istediğini. Niye değişmedin? Yetmedi, 2017'de yaptın. 7 sene geçti üstünden. Bir daha değiştirdin. Tamam, her şey orada değişseydim. Biz yine yok dedik de. Sen yine değişseydin. O da yetmedi. Şimdi yeni anayasadan bahsediyorlar. Neymiş? Sivil anayasa. Ya nesi sivil anayasa? Sen delik deşik anayasa yaptın. Hangi sivillikten bahsediyorsun? Sonra sivil bir anayasa diyeceksek bunu sivil halkın yapması lazım. Siz acaba hakikaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına mensup sivil halk mısınız?
Bunu yapacak insanlar mısınız? 2010 referandumuyla, anayasa referandumuyla sizin elinizden yargı erkini aldılar. Bakın her gün şikayet ettiğimiz adaletin yokluğu, hukukun bitişi, siyasetin hukuka müdahil oluşu 2010 yılı anayasasıyla birlikte yapıldı. Adamların yaptığı anayasaya uygun, anayasaya aykırı değil, anayasada biz evet dedik. Kim dedi? Bu millet dedi. Bugün tek adama bütün devletin bağlanışını 2017 anayasasına bağlılar. Borçlular. O anayasaya kim evet dedi? Yine biz dedik. Adama diyoruz ki sen tek adam oldun. Adama önce %52 evet veriyoruz. Sonra diyoruz ki sen tek adam oldun. Yanlış bizim. Biz uyanacağız. Ve bu %52'ye 48 düzenini yıkacağız. Her seçime giriyorsun 52'ye 48. Her referanduma gidiyorsun 52'ye 48. Sorun 52'de değil arkadaşlar. Sorun 48'de. O 48'i isteyenleri bir değişelim. Onlar gerçekten iktidara talip olsun. Bu ülkede hiçbir sorun kalmayacak. Ve son olarak şunu bilin. Bu kardeşinizin konuştuğu, anlattığı hiçbir şey. Kapalı kapılar arkasında konuşulan, sır olan hikayeler, meseleler değil. Hepsi her gün gündemde olan, hepimizin bildiği şeyler. Buna rağmen biz ayıkmıyorsak, yazık bize ya. Biz madem ayrışacaktık, Çanakkale'de 250 bin canımızı niye feda ettik? Madem ayrışacaktık, bizim toplumumuzu böleceklerdi. Biz niye Kurtuluş Savaşı'nda milyon insanımızı feda ettik? Bu dakikadan sonra herkesi ben bir yola düştüm, peşime düşmeye davet ediyorum. Bağımsız Türkiye için yürümeye davet ediyorum. Birlikte bu ülkenin bağımsızlığı için mücadeleye davet ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.